Böyle bakkallarda, marketlerde şeyler vardır, böyle 1 milyonluk bir reyon vardır. Gofret de 1 liradır, kek de 1 liradır, çikolata da 1 liradır. Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bu zamana kadar sizin hiç halınızı, hatırınızı sormadım ama siz benim halımı, hatırımı çok sordunuz. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum. Bu sefer ben sizin halinizi, hatırınızı sorayım dedim. Umarım iyisinizdir, sıhhatlisinizdir. Ya bu ekonomik şartlar altında, bu koronavirüs tabii tüm dünyayı esir almışken ne kadar iyi olunabilir, ne kadar sıhhatli olunabilir? Orası tartışılır bir konu ama umarım iyisiniz diye ümit ve umut ediyorum. Ve arkadaşlar, Torku'nun Gala adlı çikolatasıyla videomuza devam ediyoruz. Artık bu kanal biraz şeyi geçti, yani lezzet testi, lezzetli mi olayına geçti, sanki ürünlere tepki gibi bir mevzuya döndük. Kekik çikolataya, ayrana kolaya, gazoza mozoza hepsine tepki verir gibi bir şeyimiz oldu. Durum söz konusu oldu arkadaşlar. Torku'nun bu ürünü arkadaşlar 101'lerde bulabilirsiniz. 101'den aldık biz bu ürünü ve fiyatına 2 lira gibi bir rakam vermişiz. Ben bunun bu kadar pahalı olduğunu bilmiyorum bu arada. Biz buna 2 lira gibi bir rakam vermişiz. 1.25, 1.5 ki ya da 1 lira 75 kuruş benim için uygun olabilirdi ki maksimum fiyatı 1 lira 75 kuruştur. Şunun 2 lira olması beni şu an üzdü ya. Ben bunu 2 lira vermiş miyim bilmiyorum. Vallahi vermişim. Bilseydim alır mıydım acaba 2 lira? Yani neyse, az ilerleyen zamanlarda anlatacağız size. Torku Gal arkadaşlar, şu şekilde bir görselinin olduğunu söyleyebilirim de. Şöyle pembe, kahverengi, siyahımsı bir ürün. Ben renk uyumunu kesinlikle sevmedim arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum size. Yani şu renk beni tatmin etmedi. Yani bu ürünün üzerindeki albenisi şu görselle kaybolmuş durumda. Yani bu sanki böyle bakkallarda, marketlerde şeyler vardır. Böyle 1 milyonluk bir reyon vardır. Gofret de 1 liradır, kek de 1 liradır, çikolata da 1 liradır. Böyle 1 liralık bir reyon vardır böyle. Değişik değişik markalar vardır böyle, rengarenk falan filan. Ya ona benziyor tadı yani. Bu 1 milyoncu rengi yani şu an bu. Benim gözümde. Bilmiyorum tabii, o sizin görüşünüz nedir. Nimet böyle sallıyor, özür dilerim ama. Yani ne desem ben bilemedim şimdi. İçerisinde ne var? Şuna bakalım. Çikolata kaplamalı orman meyveli kek. Tamam, şurası çikolata kaplamalı. Şurası da orman meyvelerine yön vermek için yapılmış olabilir. Bir şey dinlemiyor. Yani şunun görsel dizaynını yapan kişi ya da kişiler. Yani biraz daha böyle canlı cıvıl. Yani kek üretiyorsun. Biraz daha canlı cıvıl cıvıl renkler. Biraz daha albenisi yüksek şeyler. Ya da ne bileyim, çok muazzam derecede Torku'nun fanları var. Yani fan derken bunu çok ciddi anlamda takip eden insanlar var, gençlerimiz var ki onlardan biri de benim. Bir ürün üreteceksen, ürünü üret, piyasaya süreceksen, yani bir görsel oluştur, paylaş, oylayalım bunu Facebook'ta, Instagram'da, YouTube'da, Twitter'da, ne bileyim, kendi resmi sayfanda. İşte ya da iki görselini çıkart, yani bir Coca-Cola gibi, bir Pepsi gibi, işte ne atıyorum biz, Doritos Toz gibi. Çünkü işte şu an Türkiye piyasasına büyük bir kısmına hakim bir firmasın. Ya oynayalım seni, işte bu çeki çıkartacağız, şu reklam olsun, bu renklem olsun, iki reklam yap televizyonlarda, herkes seni bilsin. Yani şu görsel ben yakıştıramadım kesinlikle, söyleyeyim ben. Mesela örnek veriyorum, Torku'nun sarı bir bisküvisi adı aklıma gelmiyor şimdi. Dışı komple sarı ve yeşil bir yazısı var üzerinde, böyle başak resmi falan var üzerinde. Mesela o benim çok hoşuma gidiyor, görseli, tadı, rengi. Ya bu olmadı yalnız, neyse içerisini açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Görselini yırttım, gördün mü? Şimdi arkadaşlar, ürünün içerisinden çıkan kek biraz ezilmiş, dağılmış olabilir. Şöyle göstereyim size. Ürünün içerisinden çıkan kek, üzerinde normal şartlarda meyve parçaları falan olması lazım ama alakası yok. Umarım yani şu an şu görselde üzerinde böyle meyve parçaları olması lazım. Umarım kamera orayı netlemiştir. Ama öyle alakasız bir mevzu. Bu acaba Torku tarafından üretildi mi? Torku tarafından ürettirildi mi? Gözümde görmüyor ki arkadaş. Üretici firma Konya Şeker Sanayi. Cumra Şeker Entegre Tesislerinden Yeni Mahalle Şeker Fabrikası Caddesi. Çorum, Konya diyor. Konya'da üretilmiş, yani Konya tesislerinde üretilmiş. Transyo yoktur. 50 gram 1.7 OZ falan filan yazıyor. Burada herhalde farklı ülkelerde gittiği için farklı ülkelerin de
bilgileri var. Ya şu an şu arka tarafındaki yazıyı okumak o kadar zor ki bu renkten dolayı. Üzerine böyle bir de altın sarısı rengiyle bastırmışlar. İmkansıza yakın bir okuma süresi var. Yani ben 2 lira gibi bir rakama şu görsel beni üzdü ya. Öyle ortadan ikiye bölmeye çalışsam ben bunu. Ortadan ikiye de böldüm. Şöyle yani bunun içinde bir şey kalmadı da şunun içi daha dolgun. Şurada böyle pembeye dönecekmiş de dönememiş bir renk var. İçerisinde şöyle bir akışkan bir renk daha var. Böyle 2-3 rengi barındıran bir şey. Koku olarak da birazcık şey ne derler bu? Aklıma gelmedi ki ya. Şuradaki resmi de yok. Değişik ya. Göstereyim. Bu tarafı orman meyveleri. Bu tarafı çikolata sos. Anladım şimdi. Tadı da böyle çok muazzam bir tadı yok. Yani şunu söylemek istiyorum. Turku'nun ürünleri normal şartlarda piyasada bilinen ürünlerden daha farklı lezzetlere sahip olduğunu kesinlikle biliyorum. Yani bunun bilincindeyim. Örnek veriyorum. Marka ismi vermeyeyim. Ama Saklıköy deyince anlayacaksınız ne olduğunu. Saklıköy'le aynı şekilde Turku'nun buna benzer bir bisküvisi var. Tatları birbirine çok yakın. Ama çok da farklı böyle değişik kıvamları falan. Bunu biliyorum yani çünkü Turku'nun yapmış olduğu ürünle farklı bir firmanın yapmış olduğu ürün birbirine benzesi de tat, lezzet, kıvam, yumuşaklık, kıtırlıklık bunlar birbirinden çok farklı şeyler. Ki bu da yine aynı şekilde muadillerinden nazaran çok farklı bir tada ve rengi ve lezzete sahip. Ama çok beni cezbettiğini söyleyemiyorum bu tadın. Bunu sevenler varsa, severek yiyorlarsa kesinlikle saygım sonsuz, kesinlikle saygım sonsuz, beni yanlış anlaşmasınlar. Şu an bu videoyu izleyecek maksimum burada 250-300 kişi falan var. Yani öyle milyonlarca izlenecek bir videoda kalitede bir video değil. Kesinlikle onu da söylemek istiyorum. Eğer bu video 1 milyon izlemeyi geçtiyse ki ben o zaman belki 2 milyon falan abone olmam lazım ki bununla 1 milyon bir izlenme alayım. Zor yani bu zamana kadar herhalde benim firma şikayet alan etmezse, bu videoyu kaldırtmazlarsa. Ki zannetmiyorum öyle bir Torku gibi bir büyük bir firmanın bu şekilde bir eleştiriye açık olduğunu da düşünüyorum şahsen. Ya da açık olması gerektiğini düşünüyorum şahsi olarak. Şu ürünün görseli, yani tabii içi aksa bana pek müdahale edilemeyebilir çünkü kektir, buna pek müdahale edilemez ama şu görseli kesinlikle değiştirmeleri lazım. Daha önce çikolata soslu kek yediyseniz veya orman meyveli kek yediyseniz o iki lezzeti aklınızdan çıkarın, unutun. Çünkü Torku'nun tadı burada çok farklı bir boyuta erişmiş. Lezzetli mi? Kesinlikle lezzetli. Kesinlikle yenilebilecek bir ürün. Ama herkesin damak tadına uygun olmayabilir. Böyle tatlı ama biraz da ekşi. Öyle bir tadı var. Yerken olan tatlı mıydı bu, ekşi miydi? Biz acaba ne yedik falan moduna giriyorsunuz. Öyle bir tadı var işte. Ama bu bir gerçek. Pancini yediriyor. Benim için geçerli not aldı arkadaşlar. Bunu öncelikle söyleyeyim. Yani çok aklıma geldim gittim, şöyle mi oldu, böyle mi oldu, şöyle olsaydı daha iyi miydi falan diye düşündüm. Lakin tadı güzel, hoş. Milli ürünlerimizden bir tanesi. Milliyetçilik gururumuz. Neyse. Gayet güzel, hoş. Lezzeti de yerinde. Çok mükemmel değil, idare eder bir lezzetin olduğunu söyleyebilirim ki bu Torku'nun ürünlerine alışık olmayan insanlar için bir eksidir. Yani 1-0 burada yenik başlarsınız maça. Ama Torku ürünleri sevenler için her zaman 1-0 ileride başlarsınız. Ondan dolayı çok da fazla mevzuyu uzatmak istemiyorum. Lezzetli, hoş, güzel ama şu dış görseli de kesinlikle değişmesi lazım. Çünkü iç görseliyle
dış görseli arasından dağlar kadar fark var. Bunu belirtmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.